Sayın Yasin Çakmak, buyurun. Sayın Divan, Yönetim Kurulu, Sayın Hazirun ve bizi bugün televizyonlarından takip eden Galatasaray taraftarları. Tabii Osman abinin popülizminden sonra biraz zor olacak ama elimden geleni yapacağım. Öncelikle başlamak istediğim nokta şu. Bugün bizden istenen yetkiler inanılmaz derecede geniş. Hatta genişliği o derece ki bizim tüzüğümüzü dahi bazı noktalarda delecek kadar geniş. Bize bugün gelen bir proje değil. Bir plan yok. Bugün bizden sadece geniş kapsamlı yetkiler isteniyor. Geniş kapsamlı yetki istemi demek ki bizden karşılıksız güven beklentisidir. Bugün bizim yönetimimize karşı, onların iyi niyetine karşı bir güvensizliğimizin olma ihtimali yok. Biz Galatasaray Hazirunu olarak tabii ki yönetimimizin iyi niyetine güveniyoruz. Onları biz seçtik. Fakat yönetimin icra kabiliyetine güvenip güvenmemek ayrı bir mevzudur. İcra kabiliyetinden bahsederken de Sayın Divan Başkanım, bugüne kadar yapılan icraatlara az da olsa dokunmak gerekiyor ki en azından ne doğru yapılmış ne yanlış yapılmış ve bu böyle devam eder mi? Bugünkü konuya etkisi nedir? Onlardan Sayın Çakmak, bakın gündemimiz kısıtlı. Defalarca söyledim. Aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Dördüncü maddedeki gayrimenkul ve diğer konularda yetki konusunu konuşuyoruz. Biz yönetimin icraatını veya faaliyetini burada görüşmeye açmadık. Onun görüşülme yeri Mart ayının son haftasında yapılacak genel kuruldur. Orada her türlü konuşmayı, her türlü icraatı, faaliyeti rahatlıkla eleştirebilir, konuşabilir, üzerinde görüş belirtebilirsiniz. Sizden ricam, dördüncü maddede sayılan konularla ilgili olarak görüşünüz, katkınız, hayır, evet deme gibi bir durumunuz varsa nedenleriyle beraber genel kurul üyelerimizi aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden. Okey, o zaman şöyle anlatayım Sayın Başkanım. Bu zamana kadar yapılan, kısa sürede 30 gün içerisinde yapılan icraatlardan dolayı bende bir güven eksikliği var. Bu güven eksikliğinden dolayı da bu kadar geniş kapsamlı yetkilere evet demem zor. Bunun nedeni de şu, yapılan çeşitli işlerde yapılan finansal hataların bu yetkilerle de tekrarlanmasından çekiniyorum. Florida'da gösterilen nepotizmin bu yetkilerle de tekrarlanmasından çekiniyorum. Aynı zamanda Galatasaray etiğine aykırı federasyon seçimindeki tavrımızın bu yetkilerle tekrarlanmasından çekiniyorum. Bu sebeple benim bugün Hazirun'dan beklentim bu geniş yetki istemine hayır demesi. Ama kısa süre içerisinde yönetimimizin bize bir plan, bir projeyle gelip o projeyi oylamamızı istemesi. Bu yapıldığı takdirde bu proje aklımıza yattığı zaman tabii ki hepimiz buna evet diyeceğiz. Çünkü Galatasaray bir finansal uçurumun eşiğinde ve bu uçurumdan son çıkış gayrimenkullerimizin olumlu şekilde değerlendirilmesi. Tek isteğim tüzeye uygun şekilde ve tek isteğim belli bir plan ve proje dahilinde bu izinlerin alınması. Teşekkürler, saygılar. Sayın Yasin Çakma, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun.